Bu yarışmanın bir ödülü var mı? Bir ödül mü? Yok hiçbir abi, şey. Biraz daha. Soğuk Savaş'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Flu TV ekibi bizlerle. Hoş geldiniz. Seviliyorsunuz hocam. Kimseyi bu kadar alkış. Gerçekten, gerçekten hiç böyle bir şey duymadım. Ya bırak şimdi. Bizi güldürmeye çalışıyorlar, gülmüyoruz. Kesinlikle gülmemeye geldim. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler nasıl? Gayet iyiyim, sen nasılsın? İyiyiz hocam, biz de. Sorularımızı hazırladık mı? Hazır hissediyor muyuz bu yarışmaya yoksa? Hazır hissetmiyorum ya. Yarışma mıydı bu? Lan neydi bu? Biz de hala formata hakim değiliz abi, 4 yıl oldu. Çok sıkı hazırlandığını bakayım söylüyorlar Mustafa Bey. Ben hep sıkı hazırlanıyorum. Mustafa'ya evet öneri geldi, benim sorularım hazır dedi. Ben onu anlamadım, nasıl oldu? Kendi sorularımı yazdım. Bu anda hazırladım. Evet, hepimiz hazırsak o zaman. Evet. Biz hazır mıyız? Peki, hazırız. Ben buna basınca ışık falan yanmayacak mı? Yok. Onu kurguda... Onu eskiden pili varken ses çıkartıyordu. Pili bitti. Pil almak yerine kurguda ekleyeceğiz. Kurguda patlama koyacağız falan diye. Evet, o zaman haydi başlayalım. Hadi bakalım. Haydi. Gülersen kaybedersin. Merhaba. Hocam konuk başlar bizde, buyurun. Mustafa Seven'in ninesinin adı nedir? Nedir? Biraz düşün ama ya. Hayır ya, Seven yok. Nedir? Mustafa 9. Seven 9 mı? Ben sorayım abi o zaman. Şöyle ortamı biraz soğutalım diye. Güney Kore'de neden kaybolmam? Güney Kore'de neden kaybolmam? Dur, bana biraz vakit ver. Tamam. Evet, şimdi canlı bağlantı falan. Güney Kore'de neden kaybolmam? Ya insan cevap vermek istiyor bu sorulara, biliyor musun? Yani deneyebilirsin. Şak diye bir cevap ver. Abi bulamadım. Kime sorsam gösterir o yüzden. Bravo. Senin yaramızı buldum, şaka oldu. Gerçekten şöyle alıyoruz. Bu seviyede devam etmeyeceksiniz değil mi? Ben şimdi gaza geldim falan diye biliyorum. Daha da. Evet. Kendi yaptığı şakayı çok beğenen yılan ne demiş? Yılan mı? Ne demiş? Dudum. Hakimlerin en sevdiği mevsim nedir? İnsan düşünmek istiyor ya. Bulunur ya aslında düşünürse hakikaten. Zaten 4 tane mevsim var. Evet. Bir tanesini söyleyeceğim. %25 ihtimal. Hakimleri de biliyorsan. Evet. Çözün daha. Tertemiz. Sonbahar. Yaz kızım. Evet, sıradaki yarışmacımız. Yok hayır. Bilerek. Şimdi falan daha fazla açıyor. Özür dilerim. Uzmanı olduğumu gösteriyorum işin. İşin uzmanıyım gibi. Sezen Aksu yengesinin esprilerine gülmeyen tanımadığı insanlara ne demiş? Ne demiş? Ay hiç düşünmüyorsun sen de ama ya. Evet, ben hiç düşünmüyorum. Ama yani Sezen Aksu'nun yengesini mi düşüneceğim anlamadım yani. Hadi düşüneyim, tamam. Haklısın. Zaten gençler düşünmüyor diye bu halde. Ne denir ha? Ben hiçbir şey yapamıyorum yani, düşünemedim. Ama sizin adınız ne? Benim yengemi bozmayınız. Abi Sezen Aksu'nun öyle bir şarkısı var, benim dengemi bozmayınız diye. Ben hiç şarkı bilmem. Burada Sezen şarkı ve şey konuşuluyor, Star Wars falan konuşuluyor diye onlara çalıştım. O yüzden Sezen Aksu dedin sen. Evet, ben gidiyorum o zaman. Görev verildiğinde yapmamak için sürekli bahane uyduran süper kahraman kimdir? Kimdir? Zorro. Böyle bir yüz ifadesine gerek. Zor oldu cidden. En güvendiğim şakamla başlıyorum. Tamam, çok hazırım. Eğer herkes için de uygunsa. Uygun. Hiçbir dil bilmeyen, yemekleri elleriyle yiyen ve linç yemekten hoşlanmayan ünlü yönetmen kimdir? Kimdir? İlkel Canik Digil. Ben de tam onu diyecektim.
Güzeldi bu arada. Teşekkür ederim. Güzeldi evet. Teşekkür Başınıza ederim. Bir şey gelmeyecek değil mi sonra? Bu tarafa bakmıyorum fark ettiyseniz. Çok korkuyorum. Lozan Barış Anlaşması kimin önünde imzalanmıştır? Ben biliyorum. Kimin? İsmet İnönü. Ben de anlamadım. Çok iyi. Çok tatsızdı değil mi? Bu şakadan sonra şakalarım daha güvenli okuyacağım. Soğuk Savaş neden eskisi kadar popüler değil? Neden? Çünkü Sovyet Rusya dağıldı. Amacım burada bir soruya cevap vermek. Bence başarabilirsin o zaman. Demin İsmet İnönü'nü biliyordum ama. Evet. Onu sana denk getirmedim. Tarantino'nun hem hijyen hem de güzellik aradığı yer neresidir? Ayak. Ayak yolu. Gene de evet. Bu yazılmış bir şaka. Ben yazmadım. Tamam. Yazanlar utansın. Tamam. İç çamaşırı giymeden dışarıya çıkmayan mitolojik karakter kimdir? Kimdir? Biraz düşün. Joker hakkım var mı? Var. Kimdir? Düşün ya. Tekrar ediyorum. İç çamaşırı giymeden dışarıya çıkmayan mitolojik karakter kimdir? Don'la ilgili olabilir. Bravo. Yaklaştın. Poseidon! Böyle bağırdığınız tek bir internette böyle bir an var artık. Yani tarihten gidelim o zaman hocam madem öyle. Niyeyse. Tarih boyunca ilk halini korumuş, insanların günümüzde hala uğradığı ve ücretsiz giriş sağladığı şey nedir? Çok bir yapı soru. Olabilir. Çok zor soru. Don'la ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet bu arada. Poseidon. Doğru bu. Değil mi? Abi bulamıyorum. Eski sevgili. Don'la ilgili demiştim hocam. Sevişirken. Çok şu da bir şey su da. O şakaya alerjiniz vardı. Tamam o zaman o demin söyleyeceğimi hapşırdığı için şeyi kaçtı. Oğlum o kadar soru hazırlamadım. Allah Allah. Sahibini çok sevdiği için onu kimseyle paylaşmak istemeyen köpek sahibine ne der? Sahibini çok sevdiği için şimdi, onu kimseyle paylaşmak istemeyen köpek sahibine ne der? Sahibine ne der? Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hazır mısınız? Evet. Siz hazır mısınız gençler? Kemer takmadım da. Kemal Kılıçdaroğlu hedefi nasıl vurur? Altı okla mı? Aynen öyle. Bildin mi? Evet. Oo. 13. Cumhurbaşkanımız falan. Meral Akşener altılı masadan ayrıldıktan sonraki ilk toplantıda Kılıçdaroğlu diğer liderlere ne demiştir? Fazla şey akla geliyor. Ne demiştir? Meral Man çöktük. Norveçli dışa vurucu ressam Edvard Munch tarafından yapılan Çığlık adlı eser kimden esinlenerek yapılmıştır? Hani böyle kulaklarını... Biliyorum da kimden esinlenmiştir? Hiç bilemeyeceğim bir soru benim. Trap müzisyenleri. Aslında düşünsen bulurdun. Bulurdum. Keşke onlar da biraz düşünsün. Thomas Shelby ve Arthur Shelby'nin yolunu kesip para istedikleri adam ne demiş? Peaky Blinders diyorsunuz. Ne demiş? Peaky Blinders. Ha, Peaky bu. YouTube'un iyice suyunun ısındığını gösteren özelliği hangisidir? YouTube'un suyu. Suyunun ısındığını. Orada YouTube'un suyu daha önemli ya. Isınması da aslında şey. Ha, ısındığı. Ha, nedir? Kettle butonu.
Oha be, çok iyi bir şey oldu ya. Vallahi bravo. Bravo. Ya işte. Neil Armstrong'un ayda açtığı manikürcünün adı nedir? Ben buna güleceğim, evet. Ben nedir nakim. Yani? Nedir? Neil Bar. Ben Ay'a gidiyorum. Gepetto Usta kendisini terk eden Pinokyo'ya hangi şarkıyı söylemiştir? Hangi şarkı? Yalancısın sen yalancı. Ne olursun gitme dur. Unuttun mu? Kütüğü. Kütüğü. Evet. 5 saniye sonra patladı. Kurduğu entelektüel YouTube kanalıyla yüz binlerin beğenisini kazanan gözlüklü YouTube fenomeni kimdir? Kimdir? Barış Özcan. Çok iyiydi. Şurada bir puan kazanmak için kendi kardeşimi satıyor olmam lazım. Mauro Icardi'nin Doğu Anadolu turu nerede son bulur? Karısının ismini hatırlamadım şimdi. Mauro Icardi ile alakalı ne biliyoruz? Karısını biliyoruz. Hı-hı. Çok iyi bir golcü, onu biliyoruz. Doğu Anadolu Doğu turu... Doğu Anadolu turu nerede sonlanır? Ya çok üzüleceğim bilemediğim için. Yok. Van. Van'da. Kadın ismini hatırlamadım ya. Çok iyiymiş. Devlet Bahçeli. Kapansın kanallar. <değil mi>? Neden el işi dersinde başarılı olamaz? Haydi. Neden? Çünkü şakası makası yoktur. Makası. Makası, evet. Şimdi sağ ol. Saç ekimi için en yoğun talep İstanbul'da nereden alınır? Nereden gelmiştir? O kadar bilmediğim bir konu ki. Semtlerimizden. Benim çok iyi bildiğim bir konu. İçinde kel geçen bir semt bulamadım. İki telli. Çok iyi. Bana bir şey. Kral Charles'ın Prenses Diana ile evliyken en çok dinlediği Yıldız Tilbe şarkısı hangisidir? Hangisidir? Dayan yüreğim dayan. Yani mahvettin bizi. Biz ne yapıyoruz? Futbolla aran var mı? Önemli değil zaten. Nusret'in izlediği maçlar neden golsüz bitiyor genelde? Nusret, bu etçi Nusret'ten evet. Bahsediyorsun. Bilemedim. Maç tuz atmalara gittiği için. Zaten ben kaçıyorum. Soğuk Savaş üyelerinin birlikte yaşadığı yere ne ad verilir? Ne ad verilir? Çatalhöyük. Gerçekten çatala doyduk. Çatala doyduk. En güzel şakamı söylemediniz hocam. Abi hemen bunları hızlıca okuyayım. Mustafa Seven'le atom bombasının ortak özelliği nedir? Of, yine Mustafa Seven ya. Nedir? Sevenleri ayırmak günahtır. Oh, güzel. Atatürk nasıl hilafeti kaldırırken hilafeti niye kaldırdık paşam diyenlere ne demiştir? Ne demiştir? Bize layık değildi. Çok bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Güzelmiş. Hocam bir Google Drive'a bunları. Evet, Soğuk Savaş'ın Flu TV'ye ve Çatal'a doydunuz bölümüne. Sonunda maalesef kaybettik. Tebrik ediyoruz efendim. Bence siz kazandınız. Biz tebrik ediyoruz. Olmak gereği onlar hiç kazanmıyor. Ha öyle mi? Evet. Estağfurullah. Birkaç kere. Birkaç kez birkaç yaşandı. Kere oldu, evet. Düşünün. Elimizden geleni evet, yaptık. Yani iyisiniz öyle düşünün. Fakat çatalları tabii seyirci göremediği çatalları için son şakayı evet. Anlayamadılar. Belki görmüşlerdir. Belki de oraya bir zoom şöyle. Evet. Turist'in ne? Özel arşivinden alacağım. 500 tane var böyle. Garip bir sürü olmalı şu an. Şimdi bir kazanma hareketi yapacaksınız efendim. Kural gereği. Biz 3'ten geriye sayacağız. Spontane. 3, 2, 1. İşte. Neler hissediyorsunuz bu galibiyetle? İyi ki varsınız. Daha bir anda. Abi ben sana bir sarıldım.
hissimiz budur abi. Soğuk savaş bu şekilde bitiyor. İşte kardeşlik. Önemli olan kardeşliğin kazanması.